Çünkü bir çocukta hipotasemi, hiperkülemi, ağır metabolik asidoz ve nefrokalsinoz saptanıyor diyor. Bu sefer de nefrokalsinoz kullanmış. Yine İzrail pH alkali. Aşağıdan hangisi en olası standır demiş. Proksimal, distal, Bartter, tip 4, renal, tübüler asidoz. Burada ne söylersiniz? Hangisini söylersiniz? Aynen öyle. Yani doğru cevaplarımız var. Bazı yanlış cevaplarımız da var. Şimdi birazdan tabloyu anlattıktan sonra hepinizin doğru cevap vereceğinize eminim. Burada renal tübüler asidozda genellikle hipopotasemi var arkadaşlar. Hep potasyum kaybı var. Tek istisnası tip 4. Burada potasyum artışı var. Bunu önce buraya bir not alalım yanına. Ne diyor? Metabolik asidoz diyor. Arkadaşlar renal tübüler asidoz adı üzerinde. Ama Barter'de bir renal tübüler Barter asidozu falan öyle şey demiyoruz değil mi? Burada çünkü neden? Metabolik alkaloz var. Metabolik alkaloz. Bunu da buradan eliyoruz. Metabolik alkaloz var burada. Alkaloz. O zaman proksimal veya distal renal tübüler asidoz, yani kronik böbrek yetmezliği olmadığını dedem de söyleyebilir büyük ihtimalle. Proksimal renal tübüler asidozda idrar pH'i normal kalıyor. Distalde bir sıkıntı olursa alkali şekilde kalıyor. Asitifiye edilemiyor idrar distal bozuk olduğu için. O yüzden de işte burada tekrardan büyük tablomuzu anlatmaya çalışayım size. Bu hastada problem sürekli işemesi arkadaşlar. Burada bir bahsettiğim gibi bikarbonat kaybı var. Bikarbonat kaybına bağlı olarak da zaten metabolik asidoz tablosunu biliyoruz biz. Oradaki anyon gap dengesine bağlı olarak bikarbonatın kaybıyla beraber de klor kendisini artırarak bir hiperkloremi tablosu karşımıza çıkıyor. Burada proksimal RTA'larda daha çok Fanconi sendromunu görüyoruz. Hocam nedir Fanconi sendromu? Burada işte glikozun kaybı, buradaki bir hasara bağlı fosfatın kaybı, belki de D vitamini kaybı, amino asit kaybı yani glikozüri, fosfatürü, amino asitleri, sitratürü bunlar işte Fanconi sendromu sebep oluyor. Burada proksimal RTA'da proksimalde bir hasar olduğunu gösterebilir. Unutmamanızı istediğim şey burada proksimal ile Fanconi'nin aynı şey olduğu. Burada prognoz daha kötü arkadaşlar. Distalde biraz daha prognoz daha iyi. Burada idrarın pH'i normal kalıyor. Kendisi gibi kalıyor ama idrarın pH'i nerede asitleştiriliyor? Distal bölgede asitleştiriliyor. O yüzden idrar pH'ı asitleştirilemiyor. Yani normal olmuyor. Anormal olan kısım, alkalik kalan kısım distal. Eğer idrar pH'inde bir bozulma görüyorsak distalde bir sorun var demektir. Ama buna rağmen prognozu daha iyidir. Burada arkadaşlar bir de nefrokalsinozis yani nefritiadis. Burada idrara aynı zamanda Fanconi sendromuna sekonder bir şekilde kalsiyum kaybı da oluşuyor. Yani burada bu tarafta işte glikoz, fosfat, aminosit, sodyum kaybı falan filan oluyor. Potasyum kaybı oluyor. Bu tarafta ekstradan işte nefrokalsinozis, kalsiyum da beraberinde kaybedilebiliyor. Bu yüzden distal RTA'lar unutmamanız gereken bir tane daha özellik nefritiazis, nefrokalsinozis, böbrek taşı yapıyor olması. Yoksa kalan bütün hadise ortak. İşte beraber sıvı kayıpları ortak, metabolik asidoz ortak, bikarbonat kaybı ortak, klorun fazla olması ortak, poliüri, işte aldosteronun artması buna bağlı olarak hipopotasemi olması ortak. Burada tek farkımız ne demiştim? Bu tarafta yani proksimalde Fanconi sendromu olduğunu unutmayın. Distalde de nefrolitiyazis ve idrarın pH'ının asit olmadığını, anormal bir şekilde alkali kaldığını burada hatırlamanızı isterim. Peki Barter sendromu ne hocam? Bu da 30 zaman risk geçen bir hastalık ama burası bir metabolik alkaloz hadisesi. Burada sodyum klor kotransportlarının bir defekti oluyor. Hellek grubunun çıkan konumda. Bu hastalarda önemli olan normal tansiyon olması, metabolik alkaloz olması. Aynı şekilde hipokloremi ve hipopotasemi var bu hastalarda da. Aynı işemenin çok fazla olması aynı RTA'larda olduğu gibi burada da var. Ona bağlı olarak kompansasyon mekanizması aldosteron artıyor. Metabolik asidoz karşımıza çıkıyor. Hipokloremi metabolik asidoz karşımıza çıkıyor. Hipopotasemi karşımıza çıkıyor. Burada çünkü RTA'lardan farklı olarak bikarbonat işin içerisinde yok. Yani bikarbonat kaybı olmadığı için metabolik alkaloz oluyor. Bikarbonat kaybı olmadığı için de hiperkloremik olmuyor. Yani Barter'in farkı bu diğerlerinden aslına bakarsanız. Yoksa hipopotasemi yani potasyum kaybı falan bunda da oluyor. Aynı distal RTA'lardaki gibi bu da hiperkalsiyurik bir durum olarak karşınıza çıkıyor. Aynı şekilde böbrek taşı yapabiliyor. Nefrolitiyazis, nefrokalsinoz yapabiliyor.